Herkese merhabalar. Edebiyat yolculuğumuza roman ile devam ediyoruz. Çok kolay, çok önemli bir konu. Kolaylığı esasında öğreneceğimiz fazla bilgi olmamasından kaynaklanıyor. Önemli olması da hem ileride gireceğimiz üniversite sınavlarında şöyle AYT 2021'de göstereyim arkadaşlar. Hem ileride gireceğimiz üniversite sınavlarında hem de okul yazılarında mutlaka bu konudan soru geliyor. Romanın genel özelliklerine bakacağız. Türlerini, yapı unsurlarını, hikayeyle karşılaştırmasını, tarihsel gelişimini, bölümlerini ve romanın anlatım tarzını ki en çok bu kısım önemli arkadaşlar. Üniversite sınavlarında da burası soruluyor. Muhtemelen hocanıza da bu kısmı soracak. Buraları güzel bir şekilde öğreneceğiz. Sonrasında sizler tabii ki sıfırdan 9'a Türk Dili Edebiyatı kitabınızdan ya da Dinamo Soru Bankamızdan bu konuyla alakalı konu anlatımlarını ve soruları güzel güzel çözebilirsiniz. Bu arada hocam ben şimdiden üniversiteden hazırlanmak istiyorum. Hem 9 hem 10 hem 11 12'de kullanabileceğim bir edebiyat kaynağı var mı derseniz edebiyatı tavsiye edebiliriz arkadaşlar. Burada biliyorsunuz ki tüm bütün sınıfların edebiyat konularının böyle büyük bir özeti var. Posteri var arkadaşlar. Bu poster hani akıl haritalarını unutun artık. Bu çok büyük bir şey yani devasa bir şey. Kitabın neredeyse 20 katı büyüklüğünde bir poster. Bu posterle de tüm sınıflarda göreceğiniz edebiyat konularını yanınıza gezdirebilirsiniz ya da duvarınıza asabilirsiniz. Balla başladık ama tatlı olsun istedik. Şimdi güzel bir şekilde videomuzu izleyelim, konumuzu öğrenelim. Herkes arkasına yaslansın, dikkatli bir şekilde dinleyelim arkadaşlar. Şimdi roman bir kere yaşanmış ya da yaşanabilir bir olay anlatıyor. Bunu zaten biliyoruz. Ve uzun yani hikayede en büyük farkı uzun olması. İnsanı toplum ve konu edinecek kurguya edalı sanatsal bir tür uzun olduğunu söylemiştik zaten. Kişi kadrosu geniş, olaylar ayrıntılı, aynı zamanda geniş bir zaman dilimi, mekanlar çeşitli, mekanlar ayrıntılı bunlar hep... Gördüğünüz gibi ayrıntı, geniş, uzun bu tarz şeyler romana özgü şeyler. Şimdi hatta üniversite şöyle bir cümlede anlam soru çıkmış. Demiş ki eğer Hikaye bir C vitamini hapıysa roman ona eşdeğer bir kilo limondur demiş. Yani bir kilo limon düşünün mesela ne kadar fazla bir de C vitamini hapı düşünün. Yani hikaye biraz daha kısa oluyor roman uzun oluyor. Şimdi romanın tarihsel gelişimine baktığımızda tabii ki batıda başlıyor. İlk başta Rable'nin Gargantua adlı eseri ilk örnek olacak. İlk başarılı örnekse yani modern roman kabul edilen ise Cervantes'in Don Quixote adlı eseri. Cervantes Don Quixote. Burada e, Cervantes'in Don Quixote eserine yıldız koyuyorum. Bunu çok soruyor hocalar genellikle. ÖSYM'de bunu sormuştum. Aynı şekilde ilk psikolojik roman olarak da Prince de Cleves kabul ediliyor Madame Lafayette'in. Bunun haricinde işte Daniel Defoe'nun Robinson Crusoe, Jonathan Swift'in Gülüver'in Gezileri adlı romanları da değerli eserler arkadaşlar. Realizm akımında böyle Dostoyevski, Tolstoy, Gorki, Turganyev gibi büyük Rus romancılar ya da Stendhal, Balzac gibi büyük Fransız romancılar çok değerli eserler verecekler. Realizm akımı nedir hocam? Hemen söyleyeyim. Dünyada arkadaşlar ilk başta bir Yunanlar var. Her şeyin temelini Yunanlar oluşturuyor. Bu tarz edebiyatta, sanatta yani ilk trajedi, ilk komedya, ilk işte tiyatrolar, ilk demokrasi hareketleri, ilk olimpiyatlar, ilk romanlar falan. Buna benzer hep böyle Böyle sanatla alakalı şeyler Yunanlar çok zengin eskiden. Böyle milattan önce onlarla başlıyor. Sonra Yunanlardan sonra, Yunanlılardan sonra milletin edebiyatı var. Yani Roma İmparatorluğu dönemi var. Roma İmparatorluğu döneminden sonra ise bu adamlar yani Avrupalılar karanlık çağa giriyor. Bakın burası önemli. Karanlık bir çağa giriyorlar. Hatta buna kendileri de İngilizce Dark Age diyorlar. Karanlık çağda sadece Amenotoriyeme, sadece kilise var. Böyle dini eserler var. Sonrasında coğrafi kişilerle zenginleyip, Rönesans reformu aydınlandıktan sonra bir aydınlanma dönemi başlıyor ve ilk olarak klasisizm, hatta bunun öncesinde hümanizm vardı. Ben bu direkt edebi akımlardan başlamak istiyorum. Klasisizm diye bir akım var. Burada evrensel, soylu, kusursuz insanlar anlatılıyor romanlarda. Sonrasında klasizme tepki olarak romantizm diye bir akım var. Bu da Fransız itiraline denk geliyor. Burada romanda sanatçı duygularını katıyor esere. Okuyucuyu yönlendiriyor. Mesela bizde diyelim ki ya Namık Kemal'in yazdığı ya da Ahmet Mithat Efendi'nin yazdığı romanlar hep romantik. Böyle iyiler kazanıyor, kötüler kaybediyor. Türk filmi gibi yani hemen mutlu son oluşuyor. Ama sonrasında romantik romana tepki olarak realizm denen bir akım gelecek ya realist romanlar gerçekçi. Olanı olduğu gibi anlatıyor. İyiler de kaybedebiliyor, kötüler de kazanabiliyor. İnsanın içinde iyilik de var, kötülük de var. Mesela bizde hepiniz belki bu romanı okumuşsunuzdur ya da en azından dizisini 500 kez izlemişsinizdir. İşte Aşkı Memnu diye bir roman vardır Halil Ziya Uşaklı'nın. Burada Bihter iyi miydi? Behlül kötü müydü? Yani tam anlaşılmaz. İyiler de kötülük yapabilir. Kötüler de iyilik yapabilir. İşte bu tam gerçekçi roman. Realist roman diyebiliriz. Bir de naturalizm akım var. Naturalizmde esasında e, gerçeğin çirkin yönünü anlatıldığı böyle okuyucuyu yaşanılan çevreye göre karakterlerin konuşularak doğal bir ortamda hissettiren romanlar var diyebiliriz. Şimdi bunu söyledikten sonra hemen bizim edebiyatımızda roman nasıl oluyor ona bakalım. Bizim edebiyatımızda romandan önce böyle destanlar var. İşte Oğuz Kağan Destanı. Sonra efsaneler var, inanışlar, mesneviler var beyitler halinde. İşte Leyla ve Mecnun meslevisi gibi. Sonra halk hikayeleri var. Daha doğrusu birlikte hareket ediyor bunlar. Ardından da, ardından da Tanzimat döneminde ilk başta Avrupa'ya giden öğrenciler Bakıyorlar ki wow bu adamlar değişik bir şey bulmuşlar roman. Ve ilk başta çeviri yoluyla bize roman geliyor. Yani translation yapıyor. Çeviri yapıyoruz ve Yusuf Kamil Paşa Fenelon'dan Telemak adlı eseri çeviriyor. Sonra Şemsettin Sami Taşuk Talat ve Fitnat adlı ilk yerli romanı yazıyor. Bak ilk yerli romanı bu vatandaş yazıyor. Şemsettin Sami. Kim bu hocam? Ali Samiyen stadı vardır. Belki bilenler bilir Galatasaray'da. Onun babası. İşte bu adam ilk yerli romanı yazıyor. Sonrasında namı Kemal de ilk edebi roman intibah yani uyanışı yazıyor Namık Kemal. Burada hep böyle bir taklit var. Dolayısıyla bunlar birazcık teknik yönden kusurlu ve işte yanlış batıllaşma veyahut da işte ee, romantik aşklar hep ön planda ve Fransız yazarlardan etkileniyorlar. Sonrasında ileriki dönemlerde yani tanzimattan sonra bilhassa Sertifin'in döneminde çok kaliteli romanlar yazılacak. İşte bunu da Halil Ziya Uşaklıgil yazacak. Niye yanına bir koydunuz hocam? aşk Memnu romanı en başarılı Türk romanlarından biri kabul ediliyor. Batı Edebiyatı Yolunda. Hatta Mai ve Siyah diye de bir romanı var. O da çok değerli e, Halil Ziya O da üniversitelerinde çıkıyor. Hatta altına yazalım şöyle. Mai ve Siyah. Mai ve Siyah niye değerli hocam? Çünkü Mavi Hayallerle İstanbul'a gelip simsiyah bir gecede yani mutsuz bir sonla geri dönen bir yazarın hikayesini anlatıyor. Romanını anlatıyor. Burada e, Halil Ziya Uşaklıgil. Ve aynı zamanda Sertifir'in edebiyatına temsil ediyor bu. Yine Mehmet Rauf Eylül ilk psikolojik roman. Böyle psikolojik tahliller ön planda. Bunu görebiliyoruz. Sertifir'in romanlarında böyle bir hayal ve gerçek çatışmasını göreceğiz. Milli Edebiyat romanında tabii ki artık milliyetçilik yani Türk bayrağı dalgalanacak. Artık milli duygular ağır basacak arkadaşlar. Telemak ilk çeviri dedik. Taş-ı ilk yerli roman dedik. İntibah ilk edebi roman dedik. Bak bunları yazıyorum. İlk yazmıyorum yanlarına. Çeviri. İlk yerli roman. Bu ilk edebi roman. Cezmi Namı Kemal'in ilk tarihi roman. Araba Sevdası ilk realist roman. Recaizade Mahmut Ekrem'in. Karabibik ilk köy romanı. Karakterlerin yaşanılan çevreye göre konuşuldu. Buradan sınavda hocanız sorar. Buraya dikkat edin arkadaşlar. Dolayısıyla burası önemli diyebiliriz. Buralara dikkat etmeniz, buralara not almanızı istiyoruz. Zehra yine ilk psikolojik roman denemesi, ilk psikolojik roman denemesi ve aynı zamanda ilk psikolojik roman da şöyle yazalım. İlk psikolojik romanda Mehmet Rauf olduğunu söyleyelim. Mehmet Rauf'un Eylül adlı roman olduğunu söyleyelim. Konularına göre roman çok kolay. Yani macera romanı maceradan bahsediyor tabii ki. Sosyal roman, sınıf çatışması, geçim sıkıntısı, göç gibi konular anlatıyor. Toplumsal konuları. Bilim kurgu romanı tabii ki yani hayal gücüyle, bilimsel yaklaşımla gerçek gelecekte olabilecek olayları anlatıyor. Tarihi roman, tarihi olayları anlatıyor. Fantastik roman, gerçek olayları. Psikolojik roman, insanın iç dünyasını, bilinçaltını. Polisiye roman, polisiye olayları. Tezli roman, yani bir sorunu konu ediniyor ve bir tez içeriyor. Yani işte köylülerin yaşadığı sıkıntıları konu ediniyor ve bununla alakalı bir tez sunuyor. Mesela sen okuduğunda diyorsun ki ha köylümüzün çok sıkıntısı var veya işçinin çok sıkıntısı var gibi bilhassa toplumcu gerçekçi dönemde ikinci Dünya Savaşı sonrasında çok yazılan bir roman türü. Egzotik romanda uzak yabancı ülkeleri anlatıyor. Şimdi macera romanı örnek olarak Alexander Dumas'ın Monte Cristo kontunu, sosyal romanı örnek olarak Yaprak Dökümü, Ali Rıza Bey hani e, keyf, keyfimiz kaçmasın Halil Rıza Bey diyor ya işte o yaprak dökümünde sosyal bir roman yani toplumsal bir çözülmeyi anlatıyor bilim kurgu romanı Isaac Asimov'un Ben Robot'u Tarık Buğra'nın Küçük Ağası tarihi roman örnek ya da fantastik roman Yüzüklerin Efendisi belki bazılarınız okudu psikolojik roman ilk Mehmet Rauf'un Eylül olduğunu söylemiştik zaten Sherlock Holmes yine polisiye roman örneği yaban e, tezi roman örneği önemli bir roman bu da niye Yakup Kadri bu romanında Cumhuriyet döneminde e, halka yabancılaşan ...aydınlarımızı anlatıyor. Yani halk diyor ki köylüler bunlar yabancı yani yaban bunlar diyor. Aydınımızı anlatıyor. Egzotik romanda İzlanda balıkçısı olabilir. Şimdi yansıttıkları edebi yakınlara göre romanları söylemeden önce şurayı bir kez daha hatırlayalım. Hani klasik roman neydi? Böyle kusursuz evrensel tipler vardı. Romantik roman neydi? Duygularını yansıyordu okuyucuya yazar. İyiler iyi oluyordu, kötüler kötü oluyordu. Hatta olayın akışını kesip okuyucuya bilgi verebiliyorlar. Realist roman gerçek romanda en çok bu tarz romanlar ön planda dünya edebiyatında. Naturalist romanda yine gerçeğin çirkin yönüne anlatıldığı... ...böyle karakterlerin yaşanılan çevreye göre konuşulduğu romandı. Eksistansiyelist romanlar böyle varoluşlu romanlar. Modern ve postmodern romanlarda da yine işte zaman akışı kırılacak, geriye dönüşler olacak. Örnek veriyorum işte ee, Fatih Sultan Mehmet'le Turgut Özal ve Madonna aynı arabada olacak. Böyle biraz daha fantastik postmodern olacak bu romanlar. Şimdi klasik romana örnek olarak Fenelon'un Telemağını söyleyebiliriz dedik. Victor Hugo'nun Sefilleri romantik roman. Bir duygu var içerisinde. Realist roman Kırmızı ve Siyah Stendhal'ın örneğin. Emil Zola yine çok büyük bir naturalist. Sart egzistansiyelizmin kurucusu. Burada da Umberto Eco mesela Gül'ün adı postmodern roman örneği olarak aklınıza bulunması lazım. Burada da sınavda hoca size verdiği örnek bunları sorabilir arkadaşlar. Şimdi romanın bölümlerine bakalım. Artık bundan sonra böyle edebiyat tarihi ile alakalı fazla bilgi yok. Bundan sonra çok kolay. Sadece şurada ileride bir şey var onu söylemek istiyorum. Bazı ha, şu iç konuşma, bilinç akışı, diyalog. Bunları da öğrendiğinizde videomuz bitiyor arkadaşlar. Rahatça e, dersimizi bitirmiş olacağız. Şimdi romanın bölümleri var. Giriş, gelişme, sonuç dememişler de serim, düğüm ve çözüm demişler. Yani önce bir seriyor, kişileri tanıtıyor. Sonra olaylar düğümleniyor. Sonrası olaylar çözümleniyor arkadaşlar. Modernist romanlarda çözüm okurun hayal gücüne de bırakılabiliyor. Modern roman yani kendisi çözmüyor oluyor. Şimdi romanın yapı unsurlarına baktığımızda toplam yedi tane yapı unsuru var. Kişi, olay, mekan, zaman, tema ve konu, çatışma ve anlatıcı. Şimdi kişi zaten biliyoruz. Kişiler bir tip bir de karakter olmak üzere ikiye ayrılıyor. Tip bir özelliği öne çıkarılarak abartılan tip oluyor. Yani mesela araba sevdasının bir ruzu alafranga züppeleri temsil eden bir tip. Yani... Babasından kalan parayı batırıyor. İşte e, peri ve şanıma tüm parasını kaptırıyor. Böyle rezil bir tip yani. Ama karakter ise toplum içinde olmakla birlikte kendi kişiliğini temsil eden... ...genelin gerçekleştirdiği davranışlar yerine özgün iş dünyasıyla tepkileriyle beliren kişi. Yani daha fazla özelliği anlatılıyor. Mesela aşkı memnunun Bihter'i kendini temsil eden bir karakter. İyi yönleri var, kötü yönleri var. Düşünüyor böyle acaba ne yapmalıyım diye. Kendine özgü bir tarz oluşturuyor e, bu karakter yani e, Bihter. Şimdi... Olay örgüsüne baktığımızda kişilerden en az ikisinin karşılıklı etkileşimle ortaya çıkan eylem veya durum. Yani olaylar diyebiliriz. Olay örgüsü bazen anlaşmazlıklar olabiliyor, bazen çatışmalar olabiliyor. Tarihten, anılardan veya günlük hayattan anılabiliyor. Mekanı biliyoruz. Şehir, köy, gibi geniş mekanlar olabiliyor bazen evin içine geçebiliyor mesela aşk Memnu bir tane yalının içine geçiyor yalının içinde bir üst kata çıkıyorlar bir alt kata iniyorlar arada bir dışarı çıkıyorlar ama genellikle bir yalının içine geçiyor bilim kurgu romanlarında tabii ki hayali mekanlar olabiliyor zamana baktığımızda romanın zamanı üç şekilde karşımıza çıkıyor bir nesnel zaman yani kozmik zaman burada romanın dışında var olan toplumların yaşadığı somut gerçek zamandan bahsediliyor bak buranın altını çizmek istiyorum arkadaşlar Mesela Tarık Buğra'nın 1963'te kitap haline getirilen küçük ağasında neslen zaman Mayıs 1919 ile Mayıs 1922 arası. Yani 1963'te yazılmış bir kitap ama küçük ağda Kurtuluş Savaşı dönemi anlatılıyor. 1919-1922 arası. Hani var ya Batı cephesi, Doğu cephesi o dönemden anlatılıyor. Vaka zaman ise romanda olayların geçtiği zamandır. Neslen zamanın tamamını değil bir bölümünü kapsıyor. Mesela Yakup Kadri'nin 1932'de yayınlanan Yaban Adı romanında olay zamanı 1918-1922 arası seçilmiş bazı zaman dilimleri, bazı yerleri seçiyor yani. Anlatma zamanı ise romandaki olayların anlatıldığı zamandır. Yazılma zamanından farklıdır. Olayı anlatıcının aktardığı zamandır. Geriye dönüşler ve hatırlatmalardan yararlanılabilir. Mesela Peyami Safa Fatih Harbi'sinde anlatma zamanı 1926 yılından 6 günlük bir dilimdir. Ama romanın yazılma zamanı 1931'dir. Yani 1926 yılından 6 günlük bir dilimi anlatıyor bize ve geriye dönüşler yapıyor diyebiliriz. Bu detaya hocanız girmeyebilir onu da söylemek istiyorum. Şimdi tema soyut ve genel bir kavram. Mesela sevgi, aşk, dostluk, yalnızlık bunlar birer tema. Ama konu ise temanın biraz daha böyle küçültülmüş hali. Mesela yaprak dökümü romanında yanlış batıllaşma temadır. Yanlış batıllaşmışlar. Ama Batılı hayat tarzı özentisinin Ali Rıza Bey'in ailesine yol açtığı yıkım yani bunun biraz daha detayına giriyor artık. Bu işte konuyu oluşturuyor. Demek ki tema böyle geniş bir şey. Konu ise onun böyle daha ayrıntılı hali diyebiliriz. Çatışma ise romanlarda farklı düşüncelere, özelliklere sahip olmaktan yani biri mesela doğuyu, biri batıyı temsil ediyor. Biri aydın, biri köylü. Sahip olmaktan veya hayat tarzından dolayı yaşanan anlaşmazlık durumları. İşte doğu batı, geleneksel modern, yoksul zengin, a köylü iyi kötü bunlar birer çatışma. Burada şunu bilmemiz lazım. Olay örgüsüne hakim olan, olay örgüsünü belirleyen çatışmaya temel çatışma deniyor. Bazen küçük çatışmalar olabiliyor içeride ama bazen bir de temel çatışma var. Mesela Fatih harbi romanında Peyami Safa Fatih Doğuyu Harbiye batı yani Nişantaşı batıyı temsil ediyor. Yabanda Aydın köylü çatışması yani yaban dedikleri şey Aydın yabancı olmuş diyorlar. İnce Mehmet'te A köylü çatışması çok temel çatışmalar arkadaşlar. Şimdi anlatıcıya baktığımızda romandaki olayları anlatan kişi yazarın kendisi değil kurmaca bir kişi. Olaylar birinci veya üçüncü kişi anlatılıyor. Şimdi bir yazar var yazar burada la 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 bir de roman var tamam mı? Bu romanın içerisinde bir de anlatıcı var. Anlatıcı bu romandaki olayları bize anlatıyor. Öyle oldu, bunu yaptı, bunu getirdi diyor veya üçüncü kişiyle veya öyle yaptım, bunu yaptım diyor. Bu kişi kim? Bu anlatıcı işte. Bu kim? Bu yazar. Bu kim? Bu da biziz. Biz okuyoruz. bize okuyucular bunu okuyoruz. Bu farklı bir şey. Şimdi birinci kişi ağzından anlatıma baktığımızda okula gittim. Okula gittik yani ben ve biz varsa birinci kişi. Eğer okula gitti, okula gittiler diyoruz. O ve onlar varsa da üçüncü kişi ağzından anlatım. Şimdi bir de anlatıcının bakış açıları var. Şimdi burada yazar buradaydı bak yazar buradaydı roman burada. Romanın içerisinde bir kişi anlatıyor demiştik ya. Bu anlatıcı eğer olayın kahramanıysa kahraman bakış açısı oluyor. Mesela evdeki kitapların üst grafından bir kitap alıp okumaya başladım. Sanki gizemli bir dünyaya adım atmıştım diyor ve bu kahraman işin kahramanı zaten. Anlatıcı burada birinci kişi yani ben tamam mı? Göz, bunu niye atladınız hocam şimdi söyleyeceğim. Gözlemci bakış açısı ise şöyle arkadaşlar. Anlatıcı üçüncü kişi diyor ki Kitapların üst rafından bir kitap alıp okumaya başladı. Yüzüne bir gülümseme ifadesi belirdi. Bak burada başladım diyor. Burada ise başladı belirdi diyor. Burada gözlemliyor. Peki bu ne hocam? Burada ise burada o var. Müşahit yani şahit olan demek. Bakın Arapçada arkadaşlar mü bir işi yapan demek. Mesela ders müderris. Ezan müezzin. Hesap muhasebe. Şahit müşahit. Hendese yani hesaplama mühendis. İmar mimar böyle gidiyor tevazu mütevazi. Neyse işte uzatmayalım. Şimdi gelelim hakim bakış açısına. Burada anlatıcı olaylara ve kahramanlara hakim. Nasıl yani hocam? Şöyle. Anlatıcı üçüncü kişi aynı bunun gibi ama bu sefer içinden geçenleri düşüncelerini biliyor. Yani düşünce, düşündü kelimesini görünce şak diye yapıştırın hakim bakış açısı. Niye? Bak şimdi. Canı kitap okumak istedi. Allah Allah. Raftan beri kitabı okumaya başladı. Burada hala gözlemci. ...gizemli bir dünyanın kapılarını araladığını düşündü. Sen nereden biliyorsun onun aklından geçenleri? Bunu düşündüklerini nereden biliyorsun? Çünkü bu hakim bakış açısı. Yani geçmişi, geleceği, içinden geçenleri biliyorsa hakim bakış açısı. Şimdi roman anlatımında anlatım biçimleri de var. Burası kolay. Zaten bunu 8 sınıftan beri biliyorsunuz. Öyküleme, olay anlatımı. Betimleme de kişilerin resmini çizmek. Veya işte mekanların, varlıkların resmini çizmek. Yani burada eğer öznelse izlenimsel betimleme oluyor. Nesnelse açıklayıcı betimleme oluyor. Mesela bu kalemi betimleyin desem ne dersiniz? İşte üzerinde tonguç yazıyor. Turuncu bir renkte. Arkasında beyaz bir kapağı var. Bu nesnel betimleme. Çok güzel bir kalem. Portakalın kokusunu bile hissettirecek kadar güzel bir turunculuğu var. E bu ne diyorsun hocam? Bu izlenimsel betimleme. Şimdi anlatım tekniklerine gelelim. Burası önemli, 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 önemli. Niye beş yıldız koydunuz hocam? Çılgın mısınız? Evet. Çünkü hem üniversite sınavlarında hem de arkadaşlar okul yazılarınıza buradan soru gelecek dikkatli olmanızı istiyoruz. Şimdi anlatma, gösterme, parodi, pastiş, ironi var. Hemen hepsini anlatalım. Şimdi anlatma, takip etme. Okur ile eser arasına anlatıcı giriyor. Yani şimdi şu eser, şu kitabımız tamam mı? Bu eserin içerisinde bir olay var. Bu olayı anlatan kişi var, anlatıcı. Ve biz de okur olarak bunu dinliyoruz anlatıcıdan. Okur, hemen her şeyi anlatıcı kanalıyla görür ve öğrenir. Anlatıcı ki şöyle oldu, böyle oldu. Bazen gözlemleyerek, bazen kahraman olarak anlatıyor. Ve hakim anlatıcı bakış açısıyla oluşurdu. Yani karakterlerin içinden geçenleri, düşündüklerini, olacakları, olmayacakları her şeyi biliyor. Kişileri tanıtabiliyor mesela. Şevket Ali Rıza Bey'in büyük oğlaydı. 20 yaşını iki ay evvel bitirmişti. Bunu kim söylüyor? Bunu bu söylüyor bak. Yaprak Dökümü romanında ki karakterleri bize tanıtıyor, kişileri tanıtıyor. Bu anlatıcı bize tanıtıyor. Bak, biz bunlarız, bizler okuyucuyuz tamam mı? Olayları da anlatabiliyor bize bazen anlatıcı. Bütün köyler kadın erkek çoluk çocuk meydanlığa toplanmışlardı. Kadınlar buraya ateşten kurtarabildikleri eşyaları yığıyorlar. Bak, bir olaylar anlatıyor bize. Kişi ve olay anlatıyor. Buraya kadar sıkıntı var mı? Yok. Kek o şeyler yani çok kolay. Geriye dönüş bazen geriye dönebiliyor anlatıcı. Kronolojik akış kırılarak geçmişe ait yaşantılar anlatabiliyor. Mesela okuldaki günleri aklına geldi. Bak şimdi tekrar çiziyorum. Buradaki anlatıcı bize geçmişe döndürüyor. Diyor ki Okuldaki günler aklına geldi. Böyle hırsla eline aldığı kitapların 5-10 sayfasını okuduktan sonra içinin bir balon gibi söndüğünü hatırladı. Kim söylüyor bunu? Bu söylüyor. Kimler için? Romanın içindeki karakterler için söylüyor. Mesela Oğuz Atay'ın Tutunamayanlar romanındaki karakterler için söylüyor. Anlatıcı. Bütün bunları yaratan kim? Oluşturan kim? Yazar. O ayrı mesele. Bütün bunları dinleyen kim? Biz. Okuyucu. Özetleme anlatıcı olayları, kişileri ve diğer unsurları özetleyebiliyor. Ali Rıza Bey Babel yetiştirmelerinden bir mülkiye memuruydu. 30 yaşına kadar dahiliye kalemlerinden birinde çalışmıştı. Bak Ali Rıza Bey'in hayatını özetliyor. İç çözümleme ise kişiler iş dünyalarıyla yansılır, psikolojik tahlilleri yapılır. Burada da yine hakim bakış açısı var. Balo, Neriman Labon'dan çıkıp Fatih'e gelince kadar hep bunu düşündü. Balo, muhakkak gitmeni fakat izin meselesi, para meselesi, tuvalet meselesi, şinasi meselesi. Onu en çok para meselesi düşündürüyordu. Babasına tekrar nasıl müracaat edebilir? Bak, hakim anlatıcı deyince ne diyorduk? Düşündük kelimesi oluyor diyorduk. Burada düşünüyor ve içinde geçenleri bize dile getiriyor e, anlatıcı. Göstermeye baktığımızda olaylar, kişiler, varlıklar okura doğrudan sunuluyor. Kişilerin konuşmaları ve hareketleri yansılıyor. Yani bu sefer şimdi şu kitap ya burada bir tane anlatıcı vardı. Anlatıcı bize böyle bir şeyleri anlatıyordu. Bu sefer bu yok. Bu bitti artık. Bu öbür tarafta kaldı. Burada ne var? Gerçekten sana gözüküyor. Görüyorsun bu kadar basit. Şimdi direkt Peyami Safa yalnız da olayın kahramanı konuşuyor. Gider şimdi onu uyandırır sıkıştırırım uyku sersemliğiyle her şeyi söyler söyletirim. Benim elimden kurtulamaz. Anasıyım hakkımdır diyor. Bunu kim yapıyor? Kişi kendi kendine konuşarak söylüyor. Peyami Safa'nın Yalnızız romanındaki kişi. Burada iç konuşmalar anlatılıyor. İç monolog. Bir de bilinç akışı var. Burada ise mantık ilişkisi zayıf. Yine böyle içinden geçenler anlatıyor ama mantıksız bir şekilde. Mesela ben şimdi bir iç konuşma yapıyorum. Buraya dikkat edin. Derse başladım çocuklara konuları anlatıyorum ama inşallah sıkılmazlar ya. Roman birazcık ee, uzun bir konu ama inşallah olabildiğince dikkatli ve hızlı anlatırsam. Ardından da öğrencilerim buradaki sorulardan çözerlerse güzel olur. Hadi bakalım neyse. Bak bu iç monolog yaptım. Şimdi içimden geçenleri söyledim. Birinci akış yapıyorum. Ya bu konuyu anlatıyorum ama akşam da şunlar gelecekti. Ya bu çayın içindeki şey ne ya? soru da bayağı pırasaya benziyor. Sarı güneşin rengi. Bak burada tımarhanelik gibi konuştum. Niye? Mantık ilişkisi zayıf. Bir oraya geçiyorum bir buraya geçiyorum. Yani düşünceden düşünceye atlanır ve dilbix kurallarına uyulmayabilir. Her şeyde bir hayır. Allah'tan ben o klinikteki adamla konuştum da konuşup anlaştım. Anlattım da neyse. Sonunda ben bunu... ne vurdu bu? Koyun koyun. Ne oldu ya bak. Bilinç akışı mantıksız oluyor. O zaman burada mantık ilişkisi var. Burada mantık ilişkisi zayıf. Diyaloğa bakalım arkadaşlar. Diyalogda şunu bileceğiz. Kişilerin karşılıklı konuşmaları. Yani direkt az önce ben zaten anlatıcı yok. Direkt aktarıyorlar demiştim ya. Burada bak kişiler karşılıklı konuşuyor. İşte şu dakikada uçak ve afyon önünde savaşlar oluyor. Bizimkiler bir düşmana püskürttüler mi? İzmir'de alırız solu. Ay oğul İzmir'de neresi oluyor? Kurtarmak için savaştığımız yer. Bak direkt konuşmaları direkt dinliyorsun yani. Diyaloğu dinliyorsun. Bir anlatıcı bir şey aktarmadı yani. Parodi daha önce yazılmış bir metni gülünçleştirerek ele almak demek. Bak gülünçleştirerek ele almak. Mizah oluşturmak bunun temel unsuru. Mesela Orhan Pamuk benim adım Kırmızı Adı romanında Nizami'nin Hüsrevişir'in meselesi anlatılan bazı sahnelerin parodisini yapıyor. Pastiş ise... Burada mizah yok. Gene çeşitli metin türlerinin biçim ve anlatım özelliklerini taklit ediyorsun. Ama parodiden ayrılan yönü çoğunlukla ciddi şekilde taklit ediliyor. Yani parodide mizah var. O zaman parodiye şöyle gülümseyen bir tip koyalım mı? Gülüyor. Gülüyor. Gerçi bu gülmekten çok şey ol gibi oldu. oldu. E, nedir onun adı? E, korku gibi oldu. Şimdi biraz gülümsedi. Pas işte ise ciddi. Bayağı ciddi. Direkt konuyu anlatıyor böyle. Bize aktarıyor. Orijinal eser komedi olmadıkça taklit de, de güldürme hedeflemez. ha komediyi eğer biçim ve anlatım özellikleriyle aktarıyorsa tabii ki burada pastiş sırasında öyküme yani ona benzeme sırasında bir komedi olacak ama temelinde ciddi. İroni ise bir takım olguları ya da eserleri alaycı bir anlatıma ele almaktır. Yani genellikle ters söyleniyor. Mesela Ahmet Hamit Tanpınar Saatleri Ayarlama Enstitüsü romanında ironiden çokça yararlanıyor. Niye? Tersini söylüyor. Bak diyor ki siz hakiki bir hazineye sahipsiniz. Farkında değilsiniz. Toparlamaya çalışalım. Çirkin diyorsunuz. Binaenel aleyh bugün telakkilerine göre sempatik demektir. Sesi küt diyorsunuz. Şu halde dokunaklı ve bazı havalara elverişli demektir. Kabiliyetsiz diyorsunuz. O halde muhakkak orijinaldir. Yarın baldızınıza meşgul olurum. Yarından itibaren baldızınız sahnededir. Meşhurdur. Gazetelerde ismi sık sık geçer. Bak, i̇roni yapıyor. Tam tersini söylüyor diyebiliriz. Şimdi son olarak... Hikayeyle romanın karşılaştırmasını yapalım. Ardından da sizleri edebiyatikle eğer üniversite sınavına şimdiden yatırım yapmak istiyorsanız bu büyük posterle ve aynı zamanda sıfırdan 9'a Türk Dili Edebiyatı kitabımız ki burada da süper bir şekilde anlattık arkadaşlar konuları. Burada sizler için süper bir konu anlatımı hazırladık. Hazırladım hatta hocalarımızla birlikte. Dolayısıyla buradan da faydalanabilirsiniz. Konu soru yöntemine gidiyor. Ya da Dinamo Soru Bankası'ndan süper efsanevi sorular çözerek Karekod'dan da soruların çözümünü uzman hocalarımızın detaylı anlatımını dinleyerek bu edebiyatı rahatlıkla halledebilirsiniz. Şimdi son 30 saniyemiz hikaye ve roman karşılaştırmasını yapıyorum. Ardından da videomuzu bitiriyoruz. Hikaye kısa. Kısacık böyle. Bak kısa şöyle ince bir kitap çiziyorum buraya. Hikaye. Şöyle İzledim. H yazdım. Roman ise uzun bir tür. Olaylar zinciri söz konusu. Bu kadar basit. Başka da hiçbir şey yok. Ya bundan sonra söyleyeceğim her şey safsata boş. Yani uzun uzun anlatacağım işte. Roman uzun. Bak şöyle çizdim ya bu kadar. Güzel de çizemedim aslında. Simetri yapamadım ama bu kadar. Kısa uzun. Tek olay olaylar zinciri. Dark kişi Geniş kişi. Zaman dar, zaman geniş. Mekan az, mekan çok. Ayrıntılı değildir, ayrıntılı. Bu kadar basit arkadaşlar. Hadi bakalım konumuzu bitirdik. Şimdi sizin yapmanız gereken güzel güzel konuya çalışmak, bunlara alakalı sorular çözmek. Ödüllü soruya yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın.